Size birkaç kelime söylesem ilk aklınıza geleni bana söyler misiniz? Mesela gece desem gündüz. Siyah desem beyaz. Yaz desem kış. Galatasaray desem Fenerbahçe. Hakikatle birbirine çok uzak olan zıtlıklar hayal dünyasında tam tersine çok yakındır. Gece gündüz gibi, yaz ile kış gibi, Galatasaray'la Fenerbahçe gibi. Şimdi demek ki hakikatte çok ters bunlar değil mi ama hayal dünyasına ilk ne çağrışıyor? Zıttı çağrışıyor. Şimdi o zaman Galatasaraylı bir adamın zihninde sürekli ne var? Fenerbahçe var. Fenerbahçe şöyle mi yaptı? Fenerbahçe'nin puanı böyle mi? Peki bu insan düşüne düşüne zihninde Fenerbahçe'nin marşını da ezberleyip söylese. Bu adam Fenerbahçeli olur mu? Olmaz değil mi? O marşı tasdik edip kabul edip yaymadıktan sonra problem yok. Bu arada Galatasaray falan değilim yani takımım yok. Takım tutmuyorum. O yüzden rahat anlatıyorum. Demek ki gerçek alemde birbirine çok uzak olan şeyler, mesela geceyle gündüzü aynı anda görmek mümkün değil. Yazda kışı da aynı anda görmek mümkün değil. Gerçek alemde eşyalar olarak birbirine nasıllar? Çok uzaklar. Ama hayal aleminde ilk ne geliyor akla? Zıtlıklar akla geliyor. Yani tekrar aynı cümleyi edeyim, bu çok önemli. Çünkü bu konuşacağımız mesele şeytanın en büyük silahı. Gerçek alemde birbirine çok uzak olan zıtlıkların hayal dünyasında çok yakın bir şekilde buluşmasına tedai efkar deniyor. Tedai çağrışım demek, efkar fikir değil mi? Fikirler demek efkarda. O zaman tedai efkar ne oldu? Fikirlerin çağrışımı oldu. Maddi hayatta birbirine çok uzak olan şeyler, hayal dünyamızda bu tedai efkar dediğimiz olaydan, neydi tedai efkar? Fikirlerin çağrışımı dediğimiz olaydan dolayı birbirine aslında çok yakındır. Öyle değil mi? Şimdi şeytan bunu silah olarak mükemmel derecede kullanıyor. Nasıl kullanır ya şeytan bu olayı? Şöyle kullanıyor. Gece dedim, gündüz dediniz. Yaz dedim, kış dediniz. Galatasaray dedim, Fenerbahçe dediniz. Şimdi aynı manayı mukaddes bir şey söylesem, Kabe desem, namaz desem, bu sefer zihinde neyi çağrıştıracak? Mülevves, yani pis bir şeyi çağrıştıracak. İşte bu yüzden şeytanın çok büyük bir silahı. Yani senin hayal dünyanda bir şey oluyor, bana zararı var mı? Mesela az önce yaz kış düşündüm. Terledim mi? Üşüdüm mü? Hayır, hayal dünyamdaki çağrışımın bana zararı yok. Aynı şekilde sen hayal dünyanda güzel, mukaddes bir mana düşünürsün. Mesela tam namaza durmuşsun. Namazın manasını düşünürken pis bir görüntüyü dip dibe getiriyor. Niye? Zıtlıklar fikir ve hayal dünyasında nasıldı? Çok yakındı. Şeytanın bunu kullanmasına ne diyorduk? Tedaiye, efkar, yani fikirlerin çağrışımı diyorduk. İşte bir insan bu hayal dünyasının bir zararı olmadığını bilmezse ne yapıyor biliyor musun? Soğuk soğuk teller dökmeye başlıyor. Eyvah diyor. Bak, ne kadar mukaddes bir mana düşünüyorum şu an. Namazı düşünüyorum, Kabe'yi düşünüyorum, Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünüyorum. Ne çağrıştıracaktı bunlar? Zıtlarını çağrıştıracaktı. Bir de şu aklıma gelen hayallere bak, ne kadar kötü hayaller diyor, öyle değil mi? Şimdi mesela adam tam böyle Rabbim sen büyük bir nimet verdin, beni yarattın diye düşünürken bir tane söyle dedi. Dedi ki ben bunları düşünürken hayal dünyamda, yani zihin dünyamda haşa Allah'a peygambere küfrediyorum ve bundan çok rahatsızım abi dedi. Şimdi bu olay ne olay aslında? Tedai efkar. Gerçek alemde bunlar birbirine olabildiğince zıt. Ama hayal dünyasında nasıl bunlar? Birbirine çok yakın. Öyle değil mi? Tam açıyor adam. Siyer okuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyor. Birden acaba diyor onun haşa işte vesvese olduğu için söylemem gerekiyor. Hani ev hayatı nasıldır? Şöyle durumları nasıldır? Vesaire diye hemen zıtlığı çağrıştırıyor. Bu hayal dünyasında yaşanıyor. Gerçekte sen orada mısın? Gerçekte bundan etkileniyor musun? Hayır, etkilenmiyorsun. Tam böyle adam yalnız kalmış. Ulvi bir mesele düşünüyor. Şu an diyor melekler de beni izliyordur derken acaba meleklerin cinsiyeti nedir? Meleklerin sureti nasıldır? Veyahut aynı şeyi Kur'an okurken acaba Allah var mıdır? Allah varsa haşa işte zihin yani şekli nasıldır, sureti nasıldır diye sürekli bu vesveseleri düşünüyor. En son diyor ki yahu ben burada mukaddes bir mana düşünecekken şu aklıma gelen pis olaylara bak diyor ve kendisini kınıyor. Kınadıktan sonra da ne yapıyor? Namazı terk ediyor. Umre'ye gidecekse Kabe'yi terk ediyor. Oruç tutacaksa o ibadeti terk ediyor. Halbuki bu hayal dünyasında olan bir şeyin hükmü sana geçerli değildir. Yani ben hayal dünyamda burada birinizi bıçaklasam gidip hapiste yatar mıyım? Yatmam, çünkü hayalde olanın hükmü geçerli değildir. Ama bu vesvesenin ince ilmini bilmeyen birisine şeytan sürekli musallat oluyor. Aynı manaları, vesvese ne demek? Fısıltı demek. Aynı fısıltıları, aynı manaları sürekli veriyor. Amacı ne? Takıntı haline getirmek. Amacı ne? Onu yormak, bıkmak, usandırmak. Şimdi bir insan
bunun bizzat vesvese olduğunu bilmese. Bu bir vesvesenin ilmi. Yani şeytanın kullandığı bir silah. Ne diyorduk bu silaha? Tedai efkar, fikirlerin çağrışımı. Yani senin elinde mi hayal dünyanı kontrol etmek? Elimde değil. Ben orada tam namazın manasını düşünürken kötü, çirkin bir görüntü geliyor. Tam Allah Azze ve Celle'ye kullukla ilgili bir şey düşünürken Allah'la ilgili zihne bir şüphe geliyor. Bu insanın elinde miydi? Hayır, elinde değil. Bir insan aman canım bu vesvese bana ne yapabilir demedikten sonra sürekli buna müdafaa etmek durumunda kaldığında vesveseyle baş etmek bu cihette mümkün mü yumrukla, mücadeleyle, sabırla? Mümkün değil. Bu sefer ne yapıyor? Eyvah diyor. Benim kalbim bozulmuş diyor. Bu namaz da olmaz, bu Kabe de olmaz, bu umre de olmaz diyor ve bunların her birisini terk ediyor. Hatta ben dinden çıkmışım diyenler var. Olay nedir? Hayalle gerçeği birbirinden ayıramamak. Hayaldeki fikir çağrışımıyla, zıtlıkların birbirini çekmesiyle gerçek dünyaya bir hükmü olmadığını ayıramamak. Bakın bu vesvesenin ince bir ilmidir. Yani bu ilmi bilmedikten sonra ya aman canım bu vesvesedir, hayalimde gerçekleşiyor. Bana ne zarar var canım demedikten sonra bir problem çıkıyor. Vesveseye sebep olan iki varlık var. Bunları konuşalım. Birisi şeytan, birisi nefis. Şeytan dışarıdan müdahale ediyor. Ama dışarıdan müdahalesi kalbimizdeki konsoloslukla ediyor. Yani içimizden gibi geliyor bize. Nefis nereden müdahale ediyor? Nefis de bizzat içeriden müdahale ediyor. Demek ki olay şu. Şeytan dışarıdan içeriye hükmedebilmek için bir konsolosluk tutmuş. Allah Allah. Bak şeytan dışarıdan, nefis onun içerideki konsolosluğu. Şimdi dışarıdaki şeytanı kovabilir misin? Kovabilirsin. Evuzu besmele çekiyoruz ya, ne yapıyoruz? Şeytanı kovmaya çalışıyoruz. Peki içerideki nefsi kovabilir misin? Ne yapabilirsin kovamadığın nefsi? Terbiye edebilirsin. Demek ki şeytan kovulacak, nefis terbiye edilecek. Bak çok önemli meseleler. Ama bu şeytanın içeride bir konsolosluğu var. O konsolosluğunu kalbe kurmuş. Nefisle birlikte el ele veriyor. Şimdi mesela devletler hukukunda vardır. Dışarıdaki bir devlet bizim vatanımıza hurra diye girebilir mi? Giremez. Ama konsolosluk itibariyle girebilir mi? Konsolosluk itibariyle girebilir. Bu devletler arası hukukta vardır. Yani iki devlet anlaşıyorsa onların karşılıklı birbirinde konsoloslukları olur. Ve o konsoloslukta o devletin kuralları geçer. Yani onun aslında öz vatanı gibi oluyor o küçücük toprak parçası. O konsoloslukta onun kuralları geçtiği gibi kalbinde şeytanın nefisle el ele kurduğu lümme-i şeytaniye diye bir konsolosluk var. Ve o konsoloslukta kimin kuralları geçer? Şeytanın kuralları geçer. Oradaki kuralları ne? Sürekli seni rahatsız etmek için sana fısıltılar, yani vesveseler vermek. Şimdi burada bir kademe daha açmam lazım. Ana konunun tedai efkar, fikirlerin çağrışımı olduğu. Bu fikirlerin çağrışım meselesi de dışarıdan şeytan, içeriden nefis, kalpte lümme-i şeytaniye diye bir konsolosluk var. Sürekli buradan bana vesvese veriyor. Peki bu vesveseyi nasıl veriyor? Bir de bunu konuşalım. Şimdi bizim kalbimizin bir akli yanı var. Kelimelerle anlaşabilirsin bu akli yanıyla. Şu an bizim anlaştığımız gibi değil mi? Bir de vicdani yanı var. Vicdani yanına kelimelerle hitap edebilir misin? Edemezsin. Mesela bir çiçeği alıyorsun, kokluyorsun, seviyorsun. Bunu kelimelerle anlatmaya gerek yok ki. Bu bir mana. Yani kalbin hangi yanına baktı bu? Vicdani yanına baktı. Ya da insanlarla bazen göz göze gelirsin. Orada bir mana anlar adam. Kelime mi konuştunuz orada? Hayır, kelime konuşmadınız. Orada demek ki bir mana var. Kalbin akli yanına mı bakıyor? Hayır, kalbin vicdani yanına bakıyor. İşte şeytan vesveseyi buraya veriyor. Yani vesvese bizim zannettiğimiz gibi bir cümle bütünlüğü değildir. Şeytanın gönderdiği bir dürtüdür. Şeytan kalbe dürtü gönderiyor. Gönderdiği dürtü hayal dünyasında bir kıyafet giyiyor. Sen de o esnada hayal dünyanda çok güzel bir mana yaşıyorsun. Namazı yaşıyorsun. Namazın sözleri var. Biz onu namazda söylüyoruz, sureleri, ayetleri. Bir de manası var. O kelimelere gelmiyor. Sen o hayal dünyanda namazın o derin manasını yaşarken buradan bir bakıyorsun pis görüntü gelmiş. Halbuki gerçekte birbirine uzak olan şeyler hayal dünyasında birbirine çok yakındır. Biz buna ne diyorduk? Tedai efkar. Fikirlerin çağrışımı diyorduk. Ama onların hayalde yan yana gelmesi senin namazının manasını asla kirletmez. Burada tek yapman gereken vesvesenin ilmini bilip ya bu vesvesedir ya bunu hiç umursamaya gerek yok dediğin anda bu maçı kazanırsın. Şimdi bu vesvese niye önemli biliyor musunuz? İnanın bana bu asrın hastalıklarından bir tanesi vesvese. Hatta bunun çok farklı isimleri de var. Hem maddi hastalık olarak sirayet ediyor hem manevi hastalık olarak. Çünkü bütün maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Şimdi bizim maneviyat dediğimiz ne biliyor musun? Maneviyat benim maddi vücudum gibi bir de manevi vücudum var.
Bu manevi vücut ne kadar kuvvetli olursa ben de o kadar güçlü oluyorum. Hani adam diyor ya, bunun maneviyatı kuvvetli. Baksana, babasını kaybetti bu hafta, dik durabildi. Niye dik durabildi? Mesela ben sana şu masayı yüklediğimde niye dik durabilirsin? Maddi güç, vücudun kuvvetli diye. Peki bir insan babasını kaybetse nasıl dik durabilir? Manevi vücudu kuvvetli diye. Şu cümlemi baştan alarak devam etmem lazım. Maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Şunu demek istiyorum. Bir insanın o manevi vücudu var ya, o manevi vücut güçsüz kaldığı anda maddi vücudu da etkiliyor. Şimdi mesela bazen birinin yanına gidiyorsun, kulağına iki cümle söylüyorsun. Adamdan gözyaşları boşalıyor. Söylediğin cümleler manevi değil mi? Evet. Adamdan çıkan gözyaşları ne? Maddi. Demek ki maneviyat maddiyatı etkiliyor. Adam beklemediği bir insandan beklemediği bir olay yaşıyor. Manevi bir olay, bir ayrılık yaşıyor. Bir bakıyorsun birkaç gün sonra verem oluyor. Maddi bir olay yaşıyor. Yani adama söylenen, en yakın dostunun söylediği olay manevi ama adamın yaşadığı hastalık ise maddi bir hastalığa dönüşüyor. Şimdi biz bu vesveseyi çözümlemezsek, gerçekte birbirine çok uzak olan manaların hayal dünyasında birbirine çok yakın olabileceği noktasını anlayamazsak eğer, bu hastalıklar da bize sirayet ederse, hele biz de bunları bir önemsemeye başlarsak öyle bir takıntıya dönüşüyor ki o saatten sonra bir insanın sadece maneviyatı zarar görmüyor, maddiyatı da zarar görüyor. Neden? Çünkü bütün maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Şimdi benim cesedim nasıl ayakta kalıyor? Bir şeye dayanması lazım ayakta kalması için. Neye dayanıyor Ali Rıza? Ruha dayanıyor. Şimdi ceset demek ki nasıl böyle güçlü sağlıklı oluyor? Ruha dayanarak. Şimdi içeride dayandığı ruh kırık dökük olursa, cesetin dayandığı ruh kırık dökük olursa, ceset de dayanığı sıkıntılı olduğundan yara bere içerisinde kalmaya başlar. Bakın bugün bu dünyada konuştuğumuz, dünyalık konuştuğumuz ne kadar maddi problem varsa az önce konuştuklarımız da dahil. Bir insanın bunlara tahammül edememesinin sebebi manevi olarak bir güçsüzlük yaşaması. O manevi güçsüzlüğün altını kazalım, kuruntudan başka hiçbir şey çıkmayacak altında. Hep olmayacak işler. Ama ya olursa, ya olursa, ya olursa, yani Allah'ın yarattığı kadere o kadar karışıyoruz ki, anlıyor musun? Ya o olursa, ya bu olursa diye bu fısıltıları konsolosluğundan bize yayan kim? Şeytan. Amacı ne? Senin manevi kuvvetin yıkılırsa maddi kuvvetin de yıkılacaktır. Ve biliyor musunuz, birçok maddi hastalıkların ve manevi hastalıkların kökü hep bu anlattığım konuya dayanmaktadır. Şu an toplumda çok gördüğünüz panik atak diye bir mesele var. Bakın, akla zarar bir olay ya bu panik atak. Geçenlerde birisi anlattı, evlerden ırak. 2 ay boşanıyorlar, 2 aylık evliler ve boşanıyorlar. Niye boşanıyorlar biliyor musunuz? O bayan ablamız o kadar bu manevi cihette vesvese geçiriyor ki o vesvese artık panik atağa dönüşmüş. Bir anda eşinin onu öldüreceğini zannediyor bakın. Gerçekte onu en çok sevecek insan kim? Eşi değil mi bak? Gerçeklikte onu en çok koruyacak, belki canını onun için verecek kim? Eşi. Ama hayal dünyasında bunu şeytan zıtlık olarak yansıtıp diyor ki senin eşin sana zarar verecek diyor. O 2 ay içerisinde çizim yaptığı defterleri eline geçmiş. Defterlerde hep bıçak var, onu öldürüyorlar, birisi onu öldürüyor falan derken demiş ki yok ben korkuyorum senden demiş. Adam da böyle çok şeker güzel bir adam aslında. Derken bu panik atak, bu vesveseler, panik atak da yaşıyor. Birden kalbi sıkışıyor, nefessiz kalıyor, daralıyor, bunalıyor. Bunları yaşaya yaşaya 2 ay sonunda daha evliliklerinin bir çay tadını almadan boşanma kararı almışlar. Bakın çok ilginç bir hadise değil mi? Bu panik atak dediğin olay bir devinim var zihinde. Zihindeki bu döngüde bir bozukluk var. Yani normalde sağlıklı çalışması lazımken şeytan oraya bir fikir veriyor. Sağlıklı çalışmayı engelliyor. Bu da çok yorucu bir şey. Şimdi bu aslında bir süre sonra insanda takıntı haline geliyor. Bu takıntı haline gelmesinin sonucu az önce verdiğim bir örnek var. 2 aylık evliler, ortada hiçbir olay yok. Doğru düzgün konuşamamışlar bile yani. O ablamızın ona bile tahammülü yokken boşanmaya dönüşebiliyor. İnsan bunu bir yakalasa anlasa dese ki yahu bunlar kuruntu vesvese. Zira geçici bir hayat, kalıcı bir hasar bu dünyada bana veremez dese, hastalığının seviyesi otomatikman baş edilebilir bir düzeye inecek. Şimdi şeytan bu zıtlık çağrışımıyla, yani tedavi efkarla, fikirlerin çağrışımıyla bir insanı ne kadar yorup yıpratıyor? Az önceki örnekten gördünüz mü? Bir insanın en çok merhamet göreceği, en çok korunacağı kişiyi hayal dünyasında öyle bir zıtlıklarla birleştirmiş ki bu adam beni öldürecek, bıçaklayacak diye resimler bile çizmişler.
ve bir evlilik 2 ay sonra son bulmak durumunda kalmış. Bakın bunun çözümünün tek yolu bunun vesvese olduğunu bilecek ilmi almamız ve vesvese olduktan sonra da umursamamamız gerektiğini öğrenmemiz. Ben de bunu en ciddi manada Allah ebeden ve daimen razı olsun Üstad Hazretlerinden öğrendim. O yüzden hadi oradan okuyalım, birlikte çözelim şu işi. Anahtar kelime oldu herhalde değil mi? Tedayi efkar. 21. söz, 2. makam, 3. vecih. Budur ki eşya mabeynlerinde bazı münasebat-ı hafiye bulunur. Eşya arasında gizli bir bağlantı var, evet. Hatta hiç ümit etmediği şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbirleriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek bir mülevves şeyi hatıra getirir. Bak bak, mukaddes bir şey gördün, çok güzel. Gördün ne diyeyim, mana. Namazdayım. Namazın manası yok mu? Size bir tat gelmiyor mu namazda, manevi bir lezzet? İşte namazın manası o. Tam o esnada neyin çağrışması lazım hayalde? Bak zıttı. Çünkü şeytan oynayacak orada. Az önce konuştuk bunu, tedavi efkar dedik. Maddi hayatta, gerçeklikte birbirine uzak olan şeyler hayal dünyasında pek yakındır. Şimdi adam mukaddes bir ortamda. Kabe'de mesela. Kabe'ye en zıt olan şey nedir? İçinde kırılanlar nedir? Putlardır. Adam tam Kabe'deyken aklına geliyor ki ya bu Kabe'nin içerisinde putlar olduğunda nasıldır diyor. Sonra diyor ki yahu ben bu Kabe'nin içine şimdi put koydum diyor. Bak umrede böyle bir hayal düşün Allah aşkına. Umredesin, hacdasın. Tam Kabe'de tavaf ediyorsun. Orada muazzam bir mana geldi sana. O mana bozulmadı, temiz senin. Ama o mananın yanına putları koydun. Yani Kabe'ye en konulmayacak şeyi koydun. Onun hayal olduğunu adam anlayamıyor. Hayalin hükmü yoktur. Hayalde Kabe ile put yan yana olursa bir zararı var mıdır? Yoktur. Şimdi siz Allah'ı inkar edenlerin nasıl bir acı çektiğini anlamak için arada yahu bu kafirler nasıl yaşıyor diye hayal ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Hayal edince kafir mi oldunuz? Hayır, hayır, olmadınız. Peki hayal dünyasında bu iki zıtlığın yan yana gelmesi, bir yerde Kabe var, bir yanda putlar var. Kabe'ye zarar verir mi? Mümkün değil ama adam diyor ki yahu şu mukaddes ortamda Kabe'yi düşünürken aklıma gelen putlara bak diyor. Sen ne rezil bir adamsın diyor. Bu iş böyle olmaz diyor adam. Namazı terk ettiği gibi Kabe'yi bile kirlettiğini zannederek bunun vesvese olduğunu anlamayarak. Hayalde Kabe ile putun yan yana gelmesinin bir zararı olmadığını bilmediğinden adam Kabe'yi bile terk ediyor. Bakın hanımını terk edenleri konuşuyorum. Namazı Kabe'yi terk edenlerin sayısını bilseniz aklınız hayaliniz şaşar. Hakikaten çok ilginç bir şey. Bu hayal dünyamız adeta bir ayna gibidir. Şimdi mesela bizim hayal dünyamızı bir ayna düşünelim. Ayna dediğin ne biliyor musun? Bir şeyin yansıdığı yer. Yani bir sinemaya da ayna diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman benim arkama bir sinema koyduk. Tamam mı? Ne var arkamda? Sinema var. Sinemada da tam çekmiş kılıcı o yılanı öldürecek. Siz de izliyorsunuz. O yılan da ekrana o kadar çok yaklaşıyor ki bana doğru geliyor. Sanki bana hamle yapacak. Korkacak bir şey var mı? Niye? Aynadaki yılanın görüntüsü hayalde kaldığından dolayı. Orası bir hayal ekranı. Bizim hayalimiz aynı o filmler gibi. Şurada oturan Mehmet'e zarar veremez. Peki başka örnek verelim. Yine arkada bir film açık. Ayna yani. Değil mi? Film ekranı ayna dedik. Orada da böyle acayip pislikler var. Pislik yani bildiğiniz böyle kokuşlu mokuşlu pislikler var. O pislikler benim üstümü kirletebilir mi? Kirletemez. Kokusu bize gelir mi? Kokusu bize gelemez. Yani aynada yansıyan bir pislik bizi kirletemez ve bize kokusu gelemez. Bir şey var ki onu yapmayacaksın. Ne yapmayacaksın? Kalkıp aman ayna pislenmiş diye silmeye çalışmayacaksın. Vesvesenin zararı nedir? Ona müdafaa ve müdahale etmeye çabasıdır. Şimdi televizyondaki pisliğin camını silsem, ekran içindeki pisliği alabilir miyim oradan? Hayal dünyasına müdahale edip silmeye çalışsam, Kabe'nin yanındaki, namazın içindeki o görüntüyü çıkarıp alabilir miyim oradan? Alamam, mümkün değil. Buradaki tek hata, kalkıp o aynayı silip, içindeki pisliği çıkarma çabası, kalkıp yılana saldırıp aman yılan zarar verir ben yılanı öldüreyim çabasıdır. Demek ki vesvesede bir insanın yapması gereken nedir? Hiçbir şeydir. Tam burada şu noktayı iyi anlamak lazım. Vesvesede en büyük zarar, zarar zannedip karşılık vermektir. Ben maalesef bazı yazılarda, konuşmalarda denk geliyorum. Sabredin, onunla baş etmeye çalışın, mücadele edin. Hayır hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen mücadele etmeye çalıştıkça aslında vesveseyi büyütmüş olursun. Sakın sakın. Tek yapman gereken, aa bu vesvese mi? Vesvese. Gelsin istediği kadar hayal dünyasında. Ben orada mıyım? Orada değilim. Hayal dünyamda Kabe ile put yan yana geldi. Ben hangisindeyim? Ya benim karşımda Kabe var ya. İstediği kadar hayale put gelsin. Bana zarar veremez.
Yani bir insan hayal dünyasında zıtlıkların çağrışımıyla Allah'a edepsizlik yapmış olmaz. O yüzden namazını bozması gerekmez. Kabe'nin huzurundan ayrılması gerekmez. Yani senin güzel manalarına televizyondaki gözüken pislik zarar vermez. Hayal dünyanda pis görüntüler sana zarar veremez. Rahat ol. Tek olay şeytan senin ruhunu infial etmek, heyecanlandırmak istiyor. Başka hiçbir olay yok. Demek sakin kaldın mı çözülecek. Buyurun. Fenni beyanda beyan olulduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise hayalde sebebi kurbiyettir. Cümleyi anladınız mı? Maddi hayatta uzak olan şeyler hayalde nedir? Yakındır. Başta kelime sordum size. Bu da bunun ispatı oldu. Evet. Yani iki zıddın suretlerinin cem'ine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Bu münasebetle gelen tahattura tedai-i efkar tabir edilir. Yani fikirlerin çağrışımı. Ya Üstad Hazretleri'nin şu yaklaşımına bak. Yani nörobilim anlatıyor bize ya. Yani beyni okurcasına o kadar ince ince söylüyor ki yani fikir hayalinde çağrışır, panik etme, bu şeytanın vesvesesi. Ya bir insan bunu bildiğinde ne kadar rahat ediyor namazda. Ya bilmesek ne yapacaktık? Allah'ın huzurundasın, edepsizlik yaptığını zannedeceksin. Namazı terk eder insan. O yüzden yani şu tespitler var ya, gerçekten akıl alır gibi tespitler değil. Ben her okudukça çok hayret ediyorum Üstad Hazretlerinden. Allah ebeden ve daimen razı olsun. Gerçekten razı olsun. Gerçekten yani. Şu meseleyi bilmesek çok sakata gelirdik yani. Ben o kadar çok bu meseleden bitmiş evlilik, bitmiş namaz, bitmiş ibadetler biliyorum ki aklın hayalin ermez. Daha bu hafta denk geldim ya. Ya ben niyetimin, kendimin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden namazda kılmıyorum pislenmesin diye. Niyet dediği hayalinde gezenler. Hayalindeki pislik gerçekteki namazına zarar vermesin diye beyefendi ne yapmış? Namazı terk etmiş. Ya bu vesveseden başka ne ya? Allah aşkına namazı terk ettirmiş. Kaç yaşında bilinçli, aklı selim bir adam bu yani. Bu konuştuğun onlara bile aynı noktadan sürekli istediğini yaptırabilmiş. Çok ilginç. Buyurun. Mesela sen namazda, münacatta, Kabe karşısında, huzur-i ilahideyken, ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak malaniyat-ı rezileye sevk eder. Bak şimdi, çok ilginç bir mesele. Kabe'desin. Tavaf ediyoruz değil mi? Tavaf ediyoruz. Tam yanımızdan da nasıl birisi geçti? Siyahi birisi geçti. Nereye gittin? Afrika'ya gittin. Bak, hayalinde Afrika'dasın. Oradan neyi düşündün? Kölelik tarihini başladın düşünmeye. Yarım saat orada dolaştırdı, geri getirdi. Ardından, ya dedin ki şu dikkatimi toplayayım, Kabe'ye bakayım dedin. Bakarken herkes sanatına göre vesveseye maruz kalır diyor ya, senin sanatında para. Dedin ki ya bu Kabe'nin örtüsünü kim yaptı acaba, kaç para yapıyor? Kaç yılda bir değiştiriyor, kaça satıyor? Başladın mı orada da gezmeye? Orada da başladın. Bunlar hayal dünyanda gezdikçe en son adam diyor ki yahu sen neredesin, ne iş yapıyorsun? Bir Afrika'ya gidiyorsun, bir ticaret düşünüyorsun, yazıklar olsun sana diyor ve ne yapıyor? Allah'ın huzurundan ayrılmaya çalışıyor. Hayır, hayır. Onlar hayal dünyanda. Sen gerçekte de Afrika'ya mı gittin? Hayır, neredesin gerçekte? Kabe'desin, gerçekte Afrika'da değilsin. Gerçekte Kabe örtüsünün ticaretinde yapmıyorsun. Hakikatte birbirine çok uzak olan şeyler hayal dünyasında yakınlaşıyor ve şeytan seni mal ayağına yatla meşgul etmeye çalışıyor. Buradaki tek zarar aklına gelen hayallerin sana zarar vereceğini zannetmek. Ne gibi? Arkadaki, sinemadaki yılan gibi, pislikler gibi. Buyurun. Senin başın böyle bir tedai-i efkara müptela ise... Anladınız mı? Hayalinde hep zıtlıklar çağrışmaya devam ediyor ise... Sakın telaş etme. Ya bak üstadın ilk düsturuna bak. Panik yapma. Hala Allah'ın kulusun ve hala kainatın sahibi Allah. Sıkıntı yok. Senin en içindeki derinlerindeki manayı da Allah biliyor. Evet. Belki intibaha, uyanışa geldiğin anda dön. Aman ne kusur ettim deyip... Tetkikle meşgul olup durma. Anladınız mı? Aklın başına geldi. Ya ben ne düşünmüşüm böyle, değil mi öyle? Hayır, hayır arkadaş, vesvese. Rahatına bak, istediğin gibi dolaş. Vesvese. Çok ince, vesvesenin ilmini bilen vesveseyi umursamaz. Yani sakın bununla baş etmeye çalışmayın. Yok dişimi sıkacağım, ben onu hayalde yeneceğim. Hayale ihtiyar geçmez. Sakın iradenizle hayal dünyanızda ben onu yeneceğim, edeceğim diye uğraşmayın. Evet. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Bir şey soracağım. Vesvese nasıl kuvvetleşirmiş? Dikkat verdikçe. Peki insan o kadar mukaddes bir ortamda dikkat verdikçe ne yapar? Üzülür, üzülür. Duygusal insanlarız yani. Hiçbirimiz sadece akıldan oluşmuyoruz değil mi? Dostluklar var bizde, muhabbet var, sevme var, üzülme var. Duygusal insanlarız, öyle olunca da imanın hassasiyetinden Allah'a bir edepsizlik yaptığımızı zannediyoruz. Ama o zan senin vesveseni kuvvetlendiriyor.
O yüzden vesvesede üzülmeyeceksin bile. Bizim yapmamız gereken kısım tam burası. Namazdasın, aklına geldi bir tane görüntü. Maalesef işte çok geldiğinden biraz ifade etmek durumunda kalıyorum. Yüzünüze gül suyu. Açık görüntü geldi. Bir şey geldi, anladın mı? Şöyle böyle bir şeyler geliyor. Adam o kadar utanıyor ki. Kim utanmaz öyle bir görüntüden? Ama o akla geldiği anda sen Allah'a edepsizlik etmiyorsun. Orada üzüldüğün anda şeytanın tuzağına düşersin. Diyeceksin ki bu benden değil, benden olsa rahatsız olmazdım. Rabbimin de haberi var. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğin gibi gez, oyna. Ben o namazın manasını senin vesveselerimle kirletmediğini iyi biliyorum diyeceksin. Allah Allah. Bak birinci kural o. Şimdi bir gün bir tanesine böyle namazla vesvese gelmiş dedi ki ya abi dedi bana hiç eskiden böyle vesveseler gelmezdi. İyi de mübarek adam sen eskiden şeytana ders veren adamdın. Şeytan oturup sana not tutuyordu. Şimdi şeytanın senden alması gereken bir şey var ki artık senden imanın güzelliğini çalmaya çalışıyor. Ne var? Şimdi siz hırsız olsanız boş bir eve girer misiniz Abdülaziz? Girmezsiniz. Yani hırsız nasıl bir eve tasallut eder? Dolu bir eve. Şeytan sana musallat oluyorsa sende ne var artık? Demek ki iman var ya. Bir gün yine bir tanesine vesvese gelmiş. Dedim sen korkuyor musun? Korkuyorum abi dedi vesveseden. Niye korkuyorsun dedim. İmanımı kaybedeceğimden korkuyorum dedi. E demek senin imanın var ki imanını kaybedeceğinden korkuyorsun. Demek vesvese neyin göstergesi? Bir insanın imanının olduğunun göstergesi. Şimdi ben dışarıda bir araba yakmışlar desem kim endişe eder Halil? Arabası olan endişe eder. Arabası olmayan adam alır eline suyu da içer der ki ya iyi Allah yardımcısı olsun der. Ama arabası olan camdan atlar buradan öyle değil mi dördüncü kattan? Şimdi mesela bir tane hadis okuyalım. Bakalım Allah Resulü Aleyhisselam zamanında nasıl olmuş bu olay? Ebu Hureyre Efendimiz anlatıyor. Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam ashabından bazıları gelerek. Ya Resulallah içimizden bazen söylemeyi bile büyük bir günah saydığımız şeyler vesveseler geçiyor dediler. Başka bir rivayette diyor ki onlar geçince kendimizi en yüksek yerden atmak istiyoruz diyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Hepiniz aynı şeyleri hissediyor musunuz buyurdu. Onlar da cevaben evet dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bu apaçık imandandır buyurdu. Allah Allah. Demek vesvese neye işaret? İmanın kemaline işaret, kemaline. Kime vesvese gelir? İman olana vesvese gelir. Ya bu sahabeye gelmiş, ötesi var mı? Maalesef en çözümsüz kaldığımız yer şurası. Alimlerin içtihatlarını söylüyorsun. Bakın yüzyıllardır alimlere de gelmiş. Bunlar Kur'an'ı, sünneti, fıkhı senden benden iyi bilen insanlar. Yani doktor reçete yazıyor, ona itiraz ediyorsun gibi bir hava oluşuyor. Onların da başına gelmiş. Hatta ve hatta sahabe efendilerimizin de başına gelmiş. Tek olay onun vesvese olduğunu anlayıp telaş etmemekte ve üzülmemekte. Evet. Zira teessür gösterdikçe... Ne yaptıkça Şehmuz? Bak. Üzülmeye devam ediyorum. Hayır ben alimleri dinleyemem. Ben çok hassas bir insanım. Ben üzülmeye devam edeceğim. Yani ortada bir hakikat var. Bu vesvese önemsemeyeceksin. Hayır ben önemserim deyip ne yapmaya devam ediyorum? Üzülmeye devam ediyorum. Devam et. Ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahatturun melekeye döner. Üzüldüm. Zihnimde de görüntüler vardı. Neye dönermiş? Melekeye. Ne demek biliyor musun melekeye dönmek? Bir gün bir tanesi merhum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde de geçiyor. Bu suret ilmi var biliyor musunuz? Simalara bakıyorlar. Oradan bir mana çıkarıyorlar. Ben bunu hiç kimseye önermiyorum çünkü hiçbirimiz bir İbrahim Hakkı Hazretleri değiliz. Onların makamı ve onların kıvamını ilgilendiren ilimler bunlar. Yani kusura bakmayın lütfen beni yanlış anlamayın. Sizler bizler gibi biz sıradan basit insanlarız. Bizler gibi insanların ilmi değil. Hele hele namazı olmayan insanlar bununla uğraşıyor ya. Daha Allah'ı tanımayan bilmeyen insanlar uğraşıyor ya. İnanın onlar ordinaryüs makamındaki de ilmi olduğundan o ilim sana zarar verir. Neyse bir gün bir tanesi uğraşıyor suret ilmiyle. Onu da böyle yarım yamalak bir şekilde öğrenmiş etmiş. Oradan bir parça çıkarmış. İşte üçgen yüzlü. Elmas diyorlar. Elmas ve üçgen yüzlü, sivri yüzlü insanlar katil olma ihtimali yüksek. Orayı çıkarmış oradan. Bunu sürekli düşüne neye dönmüş? Melekeye dönmüş. Bu adam artık kimi görse, üçgen yüzlü, sivri yüzlü, elmas yüzlü kimi görse diyor ki bu katil, bu beni öldürecek diyor. Sokağa çıkamaz hale gelmiş. Yani sen vesveseye ehemmiyet verdikçe, olay melekeye de dönerse ne oluyor neticesi? Sokağa çıkamaz hale geliyor insan. Sen sabrı, tevekkülü, endişe etmemeyi, yani bu ilimleri öğrensen belki bu noktada sana faydası olacakken senin belki kademene yetmeyecek ilimlerle başladığından vesvesen bir de üstüne melekeye dönüşüyor. Biz maalesef bunları çok yaşıyoruz yani. Yine böyle bir gün bir yere gittim, eline bakayım, el falı. Bu da Allahu Alem, yüksek bir ilim isteyen bir şeydir Allahu Alem. Yani bir kitaptan okuyarak ilim mi öğrenilir yani? Bunu nasıl bileceksin kitaptan okuyarak? Bunlar tecrübe gerektiren ilimlerdir Allahu Alem. Almış elimi diyor, burada bu var, onda o var, ona, orada o var falan.
Tam gidiyoruz, oturuyoruz. Böyle bakıyor adama. Diyor sen bittin, sen öldün, sen gittin, sen uçacaksın, sen kaçacaksın diyor. Herkesi bu şekilde görmeye başlıyor. Vesvese ne yapmaya başlıyor? Melek haline dönüşmeye başlıyor maalesef. Evet, buyurun. Bir marazı hayali, hayali hastalık olur. Korkma, marazı kalbi değil. Yani sorun hayalinde, kalbinde, imanında, güzel duygularında değil. Evet. Şu nevi tahattür ise galiben ihtiyarsızdır. Sen istesen de istemesen de onlar gelir aklına, senin iradende değil. Evet. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Kimler büyük riskte? Hassas insanlar, her şeyden etkilenenler ve asabi insanlar. Demek bu insanlar ne yapacak? Vesveseyi düşünmeyecek. Sabretmeyi ve tevekkül etmeyi öğrenecek. Şeytanın amacı ruhta infial. Heyecana getirmek, onu böyle çok hassas bir hale getirmek. Demek ki nasıl insanlarda vesvese az olur? Bir olaya fazla tepki ve reaksiyon vermeyen insanlarda. Peki bunun için hangi ilmi bilmek lazım? İman ilmini, tevekkülü, öyle değil mi? Sabrı. Bunun gibi iman altyapısı olan, ruhunu kuvvetlendiren insanlar demek otomatikman vesveseyle mücadele ediyor demektir. Evet. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Yani heyecanlı insan vesvesenin madenidir diyor. Evet. Şu yaranın merhemi şudur ki, tedai-i efkar galiben ihtiyarsızdır. Ne demekti tedai-i efkar? Fikirlerin çağrışımı. Elinde mi bu? Elinde değil. Heh, ne diyor burada? Fikirlerin çağrışımı, zıtlıkların hayal dünyanda buluşması senin elinde değil. Evet. Onda mesuliyet yoktur. Allah sana hesap sormayacak. Evet. Tedaide mücaveret var. Yani komşuluk var. Temas ve ihtilat yoktur. Onlar birbirini kirletmedi, karışmadı. Şimdi siz bir hakimle hırsızı bir mahkemede yan yana dip dibe görebilir misiniz? Görebilirsiniz. Biri karar veriyor burada, öteki de önünde. Bunun bir tanesi iyiliği temsil ediyor, öteki kötülüğü temsil ediyor. Şimdi hakimle hırsız yan yana dip dibe olduğunda birbirine kötü huyları mı karıştı? Hayır, hayır. Hakim hala hakim, iyiliği temsil ediyor. Hırsız hala hırsız, kötülüğü temsil ediyor. Senin hayal dünyanda da bu zıtlıklar aynı hakimle hırsız gibi yan yana gelebilir. Namazın manasıyla açık bir görüntü. Hakimle hırsızın birbirine komşuluğu var mı? Var. Karışması var mı? Yok. Hayal dünyandaki namazın güzel manasıyla açık görüntünün de komşuluğu var mı? Var. Birbirini kirletir mi? Hiçbir zararı yok. Hayalde yaşanan hayalde kalır. Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı. Evet, buyurun devam edelim. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile meleki ilham kalp taraflarında mücaveretleri var. İkisinin de konsolosluğu var değil mi? Birisi lümme-i şeytaniye dedik. Öteki neydi? Meleki ilham. Bunlar yan yana ama birbirine zararları yok. Evet. Ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez. İkisi de aynı meskende, kalpte. Öyle de tedai-i efkar saikasıyla istemediğin pis hayalat gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. Meğer kasten olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa hem bazen kalp yoruluyor. Burayı çok iyi dinlemeniz lazım. Yani bu bahsin son cümlesi vesvesenin bana göre en büyük ilacını anlatacak. Muazzam bir mesele. Şu kalp bazen yoruluyordan bir daha alır mısın? Hem bazen kalp yoruluyor. Fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur. Pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Şeytan madeni nereden buluyor? Kendini eğlendireceğim diye boşluğa salıyorsun ya. İşte orada zihin en çok fikri üretiyor. Bak, bir insan rahatını düşündüğü ve kendini eğlendirmek istediğinden kendisini boşluğa sarıyor değil mi? Ya şu zihnimi de biraz dinlendireyim diyor. Kur'an onu demiyor halbuki. Kur'an ne diyor? Bir işi bırakınca öbür işe geç diyor. Bakın Kur'an'ın ayetindeki derin hikmete bakın. İnsan kendini eğlendirmek için boşluğa sarıyor ya. Şeytan da diyor ki, tam bu adamın kendini eğlendirmek için zihnini boşalttığı yerde ben maden buldum diyor. Çünkü zihne dur diyemezsin. Şimdi telefon gibi zihni kapatabiliyor musun? Kapatamıyorsun. Kalbini nasıl kapatamıyorsun? Zihin de onun gibi manevi bir organ. Zihnini de kapatamıyorsun. Şimdi kalbini durduramadığın gibi zihnini durduramıyorsun ve çalışıyor. O arada da o kadar lüzumsuz fikirler üretiyor ki şeytan diyor ki işte ben buna vereceğim vesveselerinin madenini buldum. Bunun ilacını söyleyeyim mi? İnanın vesvese bahsindeki en önemli ilaç burası olabilir. Şeytan o fikirler ile benim hayal dünyamda uğraşıyor. O zaman benim hayal dünyamda bir devrim yapmam lazım.
Bir insan hayal dünyasında bir gaye örerse, bir mefkuresi olursa, bir ülküsü olursa, yaşamasından, kendi yaşantısından daha büyük, daha ulvi bir hayali olursa, o hayal dünyasında şeytanın uğraştığı her şeyin ortasına koskocaman bir Sefine-i Nuh inşa eder. Ne süreçte? Ölene kadar. Her hayal dünyasında o gayeyi hayaline koşturduğunda zihnindeki Sefine-i Nuh o kadar büyür ki şeytanın kullanmaya çalıştığı bütün hayaller o koskocaman gemiye çarpan dalgalara dönüşür. Üstad Hazretleri bunu tespit etmiş ve şu cümleyi söylemiş. Gayeyi hayal olmazsa, nisyan, unutmak yahut tenasi edilse yokmuş gibi yaşamak. Eshan enelere döner, etrafında gezer, zihnindeki bütün fikirler bir benlik alır ve sana öyle bir hücum eder ki vesveseden kurtulamazsın. Bunun tek yolu gayeyi hayalinde, yani hayalindeki gayede o kadar ulvi bir dert olacak ki bütün sufli dertleri ezecek. Gayeyi hayalinde, yani hayalindeki gayede öyle bir Sefine-i Nuh inşa edeceksin ki, öyle bir iman hizmetine koşturacaksın ki, kendi imanın ve başkalarının imanla öyle bir dertleneceksin ki, yatıp kalkıp sürekli o geminin inşaatıyla uğraşacaksın. Bak bak, şeytan hayale girecek ya, girebileceği hem vakit yok, hem de o gemiyi batırmaya yeteceği dalgası mevcut değil. Yatıp kalkıp o gayeyi hayalini düşüneceksin. Hatta yüzünüze gül suyu, abdest almadan önce istibrada bile sürekli o derdini düşüneceksin. Acaba şöyle bir proje mi yapabilirim? Acaba şu derdime şöyle bir derman mı bulabilirim? Dünyanı değil, ahiretini kurtarmak ve başka yanan imanlara yetişmek adına o kadar ciddi düşüneceksin ki adeta Hazreti Ömer Efendimizin torununun adını unuttuğu gibi. Adeta Hazreti Ömer Efendimizin bir gün sehiv secdesi yaptıktan sonra sahabe efendilerimizin yanına gidip "Ey Ömer, ne oldu da namazı yanlış kıldın, sehiv secdesi yaptın?" diye sorduğunda "O esnada hayalimde İran'a ordu gönderiyordum." dediği gibi bir insanın kendisinden daha büyük bir gayeyi hayali olduğu müddetçe hayal dünyasına dev gibi o projeyi, o gemiyi, bu dört katlıları, İstanbul'daki medreseyi, diğer yerlerdeki projeleri inşa etmesi o kadar büyük ve güçlü bir hale geliyor ki şeytanın hayal dünyana girip seni yormak için kullandığı vesveseler, bunlar ne? Hayalinde sana çağrıştıracağı hayal dünyandaki küçük şeyler, dalgalar. O dalgaların her birisi zihninde inşa etmeye çalıştığın Sefine-i Nuh'a çarpacak ve sönüp gidecek. Derdi olan insanlara bakın, hele hele iman derdi olan insanlara bakın, hiçbirisine vesvesenin bir zarar vermediği günü göreceksiniz. Adam kendisine gelen vesveselerin vesvese bile olduğunun farkında değil. Niye? Sen evin yanıp o yangını söndürmeye koşsan, dizine de bir taş değse, dizini kanatsa hiç umrunda olur mu? Mümkün değil. O adamın o kadar büyük bir derdi, koşturduğu ve inşa etmeye çalıştığı gayeyi hayalinde, yani hayalindeki gayede o kadar ulvi projeleri var ki o ulvi dertlerle meşgul olduğundan sufli dertler dalga gibi çarpıp gidiyor. Bunun tam zıttı da geçerli mi? Geçerli. Kim ulvi bir dertle meşgul olmasa sufli dertler onu boğar. Hiç sana zarar veremeyecek ne kadar kuruntun varsa. Bu kuruntum iş hayatı içinde, sağlık içinde, ölüm endişesi içinde, evdeki muzır maniler içinde, çocuğun geleceği içinde, eşinin dünyası içinde ne kadar muzır mani varsa, senin bir gayeye hayalin yoksa eğer, bunlar seni boğmaya aday bekliyor. Zira üstadın dediğini tekrar hatırlayalım. Gayeyi hayal olmazsa, nisyan yahut tenasi edilse, eshan enelere döner, etrafında gezer. Etrafta ne gezer? Etrafta vesveseler gezer. Allah Allah. Demek ki rahatını düşünen gayesinden, gayesini düşünen de rahatından fedakarlık edecek. Bir insan aman şu dünyada rahatım olsun deyip birazcık şu iman hizmetini zahmetli görüp gelmese, içine girmese, parmaklarıyla, tırnaklarıyla tutmasa, rahat diye zannettiği ruhu ve hayal dünyası yılan, çıyan, akreplerle dolup bu dünya hayatını da rezil rüsva ediyor. Şahit misiniz, değil misiniz? Etrafımızda maddi hayatları sorunsuz, manevi hayatları maalesef ve maalesef kendini intihar etmeye kadar giden kaç tane insan var? Sayısız insan arkadaşımız var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnanın bunun tek çözümü, kendi varlığından daha büyük bir davan olacak senin. Ve beyler, biz bu dünyaya var olmaya gelmedik. Böyle bir dava için yar olmaya geldik. Yoksa insan birkaç damla kan,
ve binlerce endişeden ibaret bir varlık. Gaye-i hayalin bu mertebesini yaşayan bir insan, başına geleceği ve kendisini yoracağı bütün musibetlere insan-ı kamillerin söylediği tek bir cümleyle karşılık verir ve der ki, bu da geçer yahu ve olay biter kapanır. Buna da okuduğumuz hayatlardan şahit misiniz? Ya şahit isteyin. Bu arada kendi şahsi fikrimi soracak olursanız, ben gayeyi hayalden başka çözüm kendi adıma bulamadım. Etrafımda da göremedim. Bir insan böyle bir gayeyi hayali olmazsa, ülküsü mefkuresi olmazsa, aman canım biraz dünya biraz ahiret böyle ne şiş yansın ne kebap diye böyle yanlış zanlara düşerse, ben o insanların yorulduğuna çok şahit oldum. Ama bu davada koşturan insanların başına gelen, başkalarını ağlatacak nice hadiselere de bu da geçer yahu deyip kalplerinin titremediğine şahit oldum. Allah o infiale uğramayan ruhlardan, sabit kadem insanlardan eylesin. Onlardan eylesin, numunesi oluşsun ki o numune varsa, sağlık sektörünün numunesi varsa bir doktoru anlarsın. Logaritmanın, algoritmanın numunesi varsa bir matematikçiyi anlarsın. Böyle dirayetli kalmanın numunesi varsa da biiznillah bir sahabe efendimizi anlarsın. Ya hayatın amacı o değil mi zaten? Yoksa bomboş çöplük gibi bir hayat olmaz mı? Evet. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selam. Vesvese başa gelmeyen olaylar da olabilir ki %90'ı böyledir. Ama başa gelen bir olay da olabilir. %10'u da böyledir. Başa gelen olayda vesvese nedir? Ya başa geldikten sonra hiç bu sıkıntıları yaşamayacaksın. Ama başa gelene kadar şeytan seni korkuttukça korkutur. Bunu en iyi ameliyat olanlar bilir. Ameliyat olana kadar şeytan öyle bir vesvese gelir ki şöyle mi olacak, böyle mi olacak, böyle mi olacak? Ameliyat bir olursun, bir bakarsın, uzanmışsın, dinleniyorsun, acı yok, sıkıntı yok, dostlar arıyor. Hiç böyle şeytanın korkuttuğu gibi değilmiş. Yani vesvese %90 olmayacak olaylar üstüne kuruludur. %10'u da olacak olan olayların mübalağasıdır. Alıp gidecekler şu dünyadan ya. Ne diyeceğim? İşim vardı, dünyam yoğundu. Şunun gönlünü yapıyordum, bunun gönlünü yapıyordum. Ya benim hatırım derse. Ben var ya bu ders çalışırken Üstad Hazretlerinin neden davam dediğini anladım biliyor musun? Gerçekten ha, bir parça anladım yani. Bir davası olan adam dünyada geçici seyreden hadiselerle baş edebilir. Ancak bir davası olan adam bunu baş edebilir. Çanakkale'de mücadele eden ecdat. Sizce şu taş ayağıma geldi, şunun tozu da üstümü kirletti. Bunları düşünmüşler midir? Küflü peynirlerle ömür geçirmişler orada. Hiç umurlarında olmamış. Niye? Çünkü bir davaları varmış yani. Üstad Hazretlerini Van'da omuz atıp uçurumdan ittiklerinde bir alttaki kayaya düşerken ağzından çıkan cümle neymiş? Davam cümlesiymiş. İşte bu dava olayı bizim de tabiatımız olduğu gün, inan dünyadaki hiçbir şey bizi üzemez, hiçbiri bizi ezemez. Yoksa geçici illüzyon gibi ne kadar imtihan varsa, üzülerek bu cümleyi söylüyorum ama Allah gibi korkuyor insan. Allah muhafaza etsin bu halden. Allah gibi bir şeyden korkmak da itikadi bir bozukluktur. Bilginiz olsun. Yani Allah'ın razı olup olmaması seni ağlatmıyor, heyecana getirmiyor, endişelendirmiyor. Gecenin soğuğunda evden çıkarıp şu derdimi nasıl çözerim dedirtmiyor. Ama bir insanla ilişkin, bir işteki bozukluk bunu dedirtiyor. Terliyorsun, ağlıyorsun, üzülüyorsun. Bir samimiyet olmayabilir yani. Dikkat edelim. Başka bir şeyi Allah gibi sevmek nasıl bir insanı muhabbet müşriye ederse, başka bir şeyden Allah gibi korkmak da bir insanı haf müşriye edebilir. Bence çok riskli. Bence vesvesenin temelleri hep buralar. Yine iman noktasındaki zafiyetler, yapılması gerekenlerin yapılmaması. Allah'ın imtihan için yarattığı şeylere haşa Allah gibi değer veriyorsun. Ondan sonra onu kaybetmekten de tir tir titriyorsun. Bu bazen sağlığın oluyor, bazen başka bir şeyin oluyor. Yani ölmek mesela ne kadar büyük bir dert olabilir ki? Zaten gideceksin. Bence ondan sonraki çok büyük bir mesele, öyle değil mi? Ne hesap vereceğim, nasıl çözeceğim? Yeterince amel edebildim mi? Bırak ameli, samimiyetim var mıydı acaba içerisinde? Yani buraları düşünüp çözmedikten sonra diğerlerinin ne önemi var ki? Ne olacak yani? Bütün akrabalar alkışladı. Sen bizim en güzel damadımızsın. Ne oldu yani, ne oldu? Ne oldu yani, ne önemi var? İş yerinde her gün sana plaket veriyorlar. Ne oldu yani? Ne oldu, gerçekten ne oldu? Okulu bilmem ne bilmem, ben gerçekten anlamıyorum ya. Mesela düğün yapıyorlar ya böyle, akıllara zarar bir düğün yapıyorlar. Haram olmadıkça yapan yapsın ama başka bir konu var orada ya.
saçını başını açan var ya. Yani senin şu iman dersine çalışmadığı kadar mesela bir müziğe çalışan var orada ya. Ve diyor ki bu bir kez olacak diyor. Ya zaten abeslik orada. Birincisi bir kez olacak. İkincisi öbür ay kimse seni bir daha konuşmayacak. Hatırlanmayacaksın. Var mı annesinin babasının düğününü konuşan? Yok öyle bir şey. Üçüncüsü bir kez olacağı için imtihan. Sen orada nasıl hata yaparsın? Geri dönüş yok bu işin. Ya çok ilginç şeyler ya. Bir kez evleniyorsun, bir kez doğum günü, bir kez çocuğun doğuyor falan. Yani o anları bir şekilde değerlendir. Değerlendirme demiyorum ama. Ya zaten silinip gidecek zihinlerden. Ne önemi var yani? Bu dünyada yıllarca ölümüne emek verdiğin insanlardan bile karşılık alamazken bir düğünde kimden hangi menfaati bekliyorsun ki? Hoba dedim bir düğünde. Şu şahit oldu, bu bir şey oldu. Ne önemi var yani? Burası mı yani takılacak şey? Vallahi çok abes geliyor ya. Çok abes geliyor yani bana. Allah Allah. Evet. Öyle. Daralıyorsa gönlün, yorulmuşsa nazik kalbin imtihanlarla, göğüs kafesin çatlayacak gibiyse sıkıntılarla, aldatılmışsan, ağlatılmışsan, nasıl dayanacaksın sen bunlara? Resulullah'ı bile üzmüşler bu hayatta. Kim de isterse hayatında yeni bir başlangıç, baksın Resulullah ile arasındaki bağ, o sayfalarla yaklaşsın hayatına. Atsın sırayla adımları, benzemek için ona. Nasıl dayandın ya Resulallah? Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.